Peki hocam, ilk gebelikte bebek düştü diyelim. Tekrar gebe kalma süreci ne kadardır? Düşükle karşı karşıya gelebilir mi? Ve gebeler neden çocuk düşürür? Aslında gebeliklerin %25'i düşükle sonuçlanır ama bizim haberimiz olmaz. Evet. Genelde %15'i bu düşük, %25'in %15'i adetle birlikte gider. Siz farkında değilsinizdir gebe olduğunuzu. Adet gördüğünü zannedersiniz. Önemli değildir çünkü genelde kromozom anomalili bebekler böyle doğar. %5 onu da gebeliği fark ettikten sonra düşer. Bu düşüklerin de %95'i ilk aylardaki düşüklerin %85-95'i genetiklerinde bir sorun vardır o embriyonun. Ya anneden gelen bir bozuk bir yumurta ya babadan gelen sağlıksız bir sperm birleşmişlerdir ve onların düşük olmasına hayır vardır. Çünkü çok sağlıklı bir bebek olmayacaktır o. Bizim için düşmesi iyi bir şeydir. Bazen de daha ileri gebelik haftalarında düşük olabilir. Çeşitli anomalilere bağlı genelde. Ama ilk aylarda yaptığımız düşükleri genelde çok da üzülmememiz gerekiyor. Tabii ki çok güzel bir şey beklerken bir anda bebeğinizi kaybetmiş olmak çok travmatize ediyor, çok üzüyor. Ama genelde ben hamilelerime, hastalığı, gebelerime onu söylerim. İlk haftalarda yaptığımız düşükler genelde hani çok güzel bebekler değiller. Belki onların bu şekilde düşmesi, daha ileri haftalara geçmemesi bizim için daha güzel olacaktır. İkinciye tekrar düşük yapma ihtimaliniz birincisi ne kadarsa o kadardır, arttırmaz. Ama iki tane üst üste de üç tane üst üste olunca birazcık %70-80 evet düşük yapmayabilirsiniz ama %30-35'lerde üçüncüye düşük yapma riskiniz, dördüncüye düşük yapma riskiniz artıyor. Bir takım testlerimiz var gebe kalmadan önce. Önce onları yaptırıyoruz. Bir sorun varsa onu tedavi edip ondan sonra gebe kalın diyoruz.